Evet, merhabalar. Not defteri başladı ve konuğum bugün Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Sayın Vedat Tek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir dönemdesiniz yine. Bu hafta böyle birazcık dolu geçti sizin için. Örneğin bugün bir eylem vardı. Az sonra onu birazcık konuşalım, 13. Maaş'la ilgili dilerseniz. Yine cumartesi gün gerçekleşen bir konferansınız vardı her iki bölgeden sendikaların. Evet, Rumlu Türk sendikaları. Ardından çevre konularına değinelim. Yani örneğin Aksa'yı konuşalım. Neler söyleyeceksiniz? Bu üç başlığı birazcık açalım dilerseniz. Bugün yine başka konular da varsa onlara da değiniriz. Bugünkü eylemden başlayalım Vedat Bey. Biliyorsunuz bu hükümetin, yani CTP, UVP hükümetinin konulara yaklaşımı, konulara el alış biçimi birazcık sıkıntılı oluyor. Yani zaman verilen sözleri zamanında yerine getirmiyor. Biz bunu nerede gördük? İşte hazırlık ödeneği konusunda. Geçen yıl büyük bir eylemler yaptık. Hazırlık ödeneğinin ödenmesi konusunda ve 2011'lere de 2011'de işe giren öğretmenlerimize de hazırlık ödeneğinin ödenmesi konusunda geçen yıl eylemler yaptık. Bu eylemlerin neticesinde başsavcılığın bir görüşü ortaya çıktı. Bu görüşe göre bu hazırlık ödeneğinin herkese ödenmesi gerektiği vurgulanıyordu. Ama bu hükümet değişti tabii ki, o dönemin hükümeti değişti. Yine bu sefer CTP'li bir hükümet ama CTP UVP hükümeti. Ve bu konuyu işte yazın görüştüğümüz zaman ödeneceğini ve eksiksiz olarak herkese ödeneceği vurgusu yapılmıştı. Ama gördük ki günün sonunda bazı manipülasyonlarla, basındaki bazı genelleme yapmak istemiyorum ama bazı yanlı medya gruplarının da manipülasyonuyla bu hazırlık ödeneği bir tartışma konusuna döndü. Başka işte çiftçinin alacağı, hayvancının alacağı gibi konular da bir araya getirilerek bir gazetelerde bazı yayınlar yapıldı. Ve bu dönemde biz aslında olayın bir şekilde bütün haklara yönelik bir saldırı şeklinde olacağını anlatmaya çalıştık. Yani hem sendikacı arkadaşlarımıza, diğer alanlarda örgütlü olan sendikacı arkadaşlarımıza, hem topluma, hem genel bütün çalışanlara, yani bu hazırlık ödeneğinin deki tutumun diğer haklar içinde geçerli olduğunu ve bunun başka haklara yönelik bir gasp ya da bir tartışma konusu olacağını anlatmaya çalıştık. Günün sonunda haklı çıktı tabii ki. İşte 13. maaşlar da tartışmalı bir konu haline geldi. Ne zaman, nasıl ödeneceği konusu ortaya çıktı ve tabii ki biliyorsunuz bu 13. maaşlarda büyük bir beklenti oluştu. Hem çalışanının hem de çalışandan sonra işte esnafın, işverenin de ya da ticaret erbabının da bir beklentisiydi bu aslında. Yani bu eylem, yani bugün yapılan eylemi belki de şey de yapabilirdi. Yani esnaf ve zanaatkarlar da yapabilirdi. Çünkü onlar da zor duruma düştü. Çünkü bizdeki sistem, ekonomik sistem, hep vurguluyorum bunu, tabandan tavana doğru bir ekonomik sistemimiz yok. Yani üretim sektör, üretim yapan sektörler var da bunun üzerinden bir ekonomi yükselir ve bunun ürettiği artı değerle, bunun ürettiği milli hasılayla şekillenir ve herkes de o pastadan payını alır diye bir ekonomik yapılanma yok. Bizde yukarıdan aşağı doğru bir ekonomi vardır. İşte memurlar ödenirse diğer sektörlerde işte bakkaldır, kasaptır, esnaftır, onlar da ticaret kazanacak yapanlardır. Onlar da faydalanıyor. Tabii ki. Yani tıpkı şeye benzer bu. Her zaman söylerim, burada bir daha söylememekte sakınca görmüyorum. Eskiden bu makinelerin olmadığı dönemlerde ilk un değirmenleri vardı. Öterek böyle. Şeyle, suyla çalışan değirmen böyle pınarların olduğu yerlere kurulurdu. Örneğin bugün değirmenlikte 5-6 tane vardı, o pınarın geldiği güzergahta 5-6 tane vardı. Ve orada işte suyla, o gelen su bir evlekten çarka veriliyordu. Çark döner, değirmen taşını döndürür ve buğday öğütülüp un olurdu. Yani bir su akardı oraya. Bu su
çarkı döndürüyordu. İşte bizim ekonomi de böyle bir Dizi ekonomi. Dizi dönmüyor artık. Bu çarkı döndürecek bir su gerekiyor. Bu tabii ki yani işte Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin uygulamaları zamanında rahmetli Özal anlatılıyor. Hep biz tabii öğrenciydik o yıllarda, üniversitede öğrenciydik ama buradakiler anlatıyor ki işte Özal, rahmetli Özal geldi o zamanın başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti başbakanı. Demiş ki ya yani ne nedir bunlar ya, bu sanayi holding nedir, bu şey nedir? Ya. Siz üretmeyin, biz siz memur olun, biz size göndeririz demiş. Hepsi bir bir kapandı. Ha, dolayısıyla üretici sektörler ortadan kalktı. Yani tarımın hali de belli, tarım da teşviklerle gidiyor, yanlış teşviklerle gidiyor tabii ki. İşte hayvancılık da teşviklerle gidiyor. Yani hepsi işte bu dediğim gibi yukarıdan beslenerek bir şekilde hareket ediyor ve ekonomi dönüyor. Dolayısıyla bu 13. maaşı herkes dört gözle bekliyor. Yani çalışanın cebinde kalmayacak bu. Ama çalışan buna güvenerek borçlanmıştır. Bir takım ihtiyaçlarını yapmıştır. Sağlık harcaması yapmıştır. Veyahut da ne bileyim işte çocuklarının bir ihtiyacını karşılamıştır veya evinin bir ihtiyacını hani karşılamıştır. O olacak güvencesiyle bir takım bir şeyler, evet. Yani bir yatırım değil de bir harcama yapmıştır. Bu harcamayı borçlanarak yapmıştır birçok vatandaş. Bu bankadan borçlandı. Banka faizlerini çalıştırıyor tabii ki. Yani bu şey değil, bankacılık böyle bir şeydir. Yani o affetmez, bir günde olsa faizini alır. Ha, bunun yanında harcamayanlar vardır. Bu 13. maaşı harcamaya bekleyip toplu harcamak isteyenler, bunu da esnaf bekliyor, ticaret erbabı bekliyor. Yani onlar da bundan faydalanmak istiyor. Şimdi örneğin bir olay yaşandı Ağustos ayında. İşte başbakan ticaret sanayi odasını çağırdı. Biliyorsunuz Türkiye'de o seçim, Haziran seçiminden sonra bir geleceği görülmez bir durum vardı. Bir tartışılan bir dönem vardı ve döviz fırlamıştı. Birçok mal ve hizmete de zam gelmişti. Şu bu. İşte başbakan ekonomik konseyi topladı. Ne yapalım? Nasıl çözelim bu işi? Diye danışıyor tabii ki. Onlar da diyor ki derhal 13. maaşı ödeyin. Yani derhal 13. maaşı ödeyin. Ağustos'tan beri bunlar söyleniyor yani. Dolayısıyla bu konuda yani bugün eylem olmasaydı, ki bugün sendikal platform Kıtamsın yaptığı bir eyleme destek vermiştir. Belki de şey yapacaktı, esnaf yapmayacaktı bu yani 13. maaşla ilgili. Ya da ticaret erbabı yapacaktı bu eylemi. Yani bu tabii ki biraz şey oluyor, böyle bir espri durumu ortaya çıkıyor ama gerçekten böyle bir durum var. Her gittiğimiz yerde sendikacı olduğumuz için bize 13. maaşı soruyorlar. Herkes yani herkesinden, çalışan olsun, işte esnaf olsun, ticaret erbabı olsun, herkes bize soruyor. Dolayısıyla bu 13. maaşların bir şekilde ödenmesi şart. Nasıldı atmosferi, siz bugün nasıl değerlendirdiniz yani bu eylemde bugün? Yani ben bugün tabii eyleme bir fil katılamadım. Evet, arkadaşlar katıldı. Ne diyorlar? Yani şimdi işte tabii ki eylem olmadan önce işte Maliye Bakanlığı'nın bazı açıklamaları oldu. Ödeme taahhüdünde bulundu yine. Yarın ödeyeceği yönünde bir açıklama yaptı. Zaten Ocak ayında ödenme beklentisi oluştu. Yani bir şekilde oluştu ve biliyorsunuz CTP Genel Başkanı da Sayın Mehmet Ali Talat da bunun ödenmesi gerektiği yönünde de açıklamaları vardı geçen hafta. Bu yönde açıklamaları vardı. Dolayısıyla bu belli bir aşamaya geldi. Ama esas bizim üstünde durduğumuz konu, yani bu 13. maaş değil, yani hakların geri götürülmesi ya da tartışılır duruma getirilmesi. Ki bu biliyorsunuz 2016-2018 protokolü diye bir çalışma yapılıyor. Yani orta vadeli bir plan. Yani işte KKDC ekonomisinin kalkınması açısından orta vadeli bir plan ortaya çıkıyor. Ama bu plana tabii ki gazetelerde belli, özellikle Yeni Düzen'de bazı açıklamalar, bazı yayınlar yapıldı. Bazı ekonomistler yorumlar getirdi bu uygulamalarla ilgili ya da orta vadeli planla, beklentilerle ilgili. Tabii ki bu planda bizim gördüğümüz yani 2015'ten daha kötü bir 2016 olacak. Evet. Muhakkak. Genel kanı o, evet. Böyle bir işaretler vardır.
Ve bu orta vadeli plan da bizim sorunlarımıza çare olmayacak. Yani gelir dağılımının adaletli bir şekilde dönüşmesi söz konusu olmayacak. Hatta gelir uçurumu daha da artacak. Fakir ve zengin arasındaki fark daha da artacak. Orta sınıfın fakirleşmesi daha da hızlanacak. Çünkü bu planda öngörülen tamamen kemer sıkarak, işte sosyal harcamaları kısarak ki bu bizim gibi bir ekonominin sürdürülebilir olması mümkün değil. Biraz önce izah ettiğim konulardan dolayı. Dolayısıyla bu planla beraber bizim bu protokolle beraber yani topluma büyük bir faydası olmayacak. İşte bu tartışmalar oraya taşınacak. Yani şimdi 13. maaşın ödendi ödenmediği, onun tartışması gelecek o paketi. Evet. Paketin gündemine girecek. İşte oydu, çalışma saatiydi, mesai saatiydi. Oydu buydu. Bütün bunlar işte bu paketle beraber, paket diyoruz biz, protokolle beraber tartışılır olacak. Ama bu orta vadeli plan, yapılan çalışma gerçekten deva olmayacaktır. Niçin olmayacaktır? Çünkü bu devletin vergi politikası yok. Yani çok kazanandan çok vergi alamıyor. Kayıt dışı bir ekonomi vardır. Bu önemli oranda da bu kayıt dışı ekonominin kara para üzerinden yapılan bir kısmı vardır, kasinolar üzerinden. Hı hı. Bunun denetlenmediği, Avrupa standartlarına uymadığı vesaire vesaire sorunları vardır. Diğer taraftan kayıt dışılık büyük bir konu ve devamlı tartışılan ama hiçbir zaman çözüm üretilmeyen olmaya. Bir konu. Ekonominin büyük bir kısmı orada işte kayıt dışılık aldığı altında şeye katılamıyor. Yani hesaplamalara, milli gelir hesaplamasına giremiyor. Bunun dışında var olan vergiler de toplanamıyor. İşte vergi afları çıkıyor. İşte bilmem trilyonlarca lira işte işverenlere vergi muafiyeti getirildi. Onun yanında devlet kendi kendini hiç kontrol etmiyor. Yani bu sıkı para yani kemer sıkma politikaları sadece çalışan için yapılıyor. Yani yukarıda devletin yaptığı müsriflikler, işte bir takım örtülü ödenekler, bir müşavirlik sisteminin devam etmesi, ne bileyim bir sürü işte biraz önce söylediğim teşvikler. Ha. Yani narinciye teşvik yapıyorsunuz ama bu teşvik üreticiye gitmiyor. İşte ihracatçıya bilmem ne kadar dolar teşvik veriyorsunuz. Günün sonunda o narinciyeciye bu para gitmiyor. Yine 3 lira, 3 kuruşa satıyor malını, 4 kuruşa satıyor malını. Yani böyle bir sistem var. Bunu yukarıdan işte devletin harcamalarını şey altına alamazsak, devlet, hükümet kontrol altına almazsa, bir zapturap altına almazsa bu planın zaten orta vadeli bu ekonomik planın tutturulması söz konusu olamaz. Bizim gördüğümüz budur. Tabii bu arada yani yolsuzluklar. Yani işte bunun doğrultusunda o yola bir sürü yolsuzluk işte milli piyangolarda yolsuzluklar. Ne bileyim işte şeyle ilgili, o havaalanıyla ilgili ihalenin olmamasıyla ilgili yolsuzluklar, ombudsmanın açıkladığı o büyük bir yolsuzluklar. 11 milyon dolarlık bir yolsuzluk havaalanıyla ilgili. Eski Eserler Dairesi'nde bir yolsuzluk var. Ondan önce Lefkoşa Belediyesi'nde büyük yolsuzluklar vardı. Anlı şanlı. Nerede gitti bunlar? Kim sorguluyor bunları? Kimse sorgulamıyor. İşte bütün bunlar birikiyor. Ondan sonra işte çalışanın dolaylı vergilerle çalışanın cebine el atılıyor. Bir sürü vergi, fatura ödemekten vatandaş usanmış, bıkmış. Elektriktir, sudur. Herkes de faturaya yüklüyor. Yani belediye de faturaya yüklüyor. Elektrik kurumu da faturaya yükleniyor. Çünkü başka şekilde vergi toplama şansı yok. Dolayısıyla ne oluyor? İşte bu dolaylı vergilerle, biliyor musunuz, İngiltere'de bile benzinin fiyatı 1 sterline düştü. Yani daha da aşağı düştü. Bizde gün be gün artar. 1.40'dan 1 sterlinin altına doğru gidiyor. Bizde benzin fiyatları dünya piyasalarında 30 doların altına düştü. O civarlarda şu anda 30'un altını gördü. Şimdi 30-31 falandır dünya
piyasalarında doların, ham petrolün fiyatı. Bizde ne yapıyor? Kuruş kuruşun diyor. Bir ay oldu, indirim de yapılmıyor. O kadar düşük olmasına rağmen indirim yapmıyor. Niçin? İşte başka gerekçelerle yapmıyor. Çünkü vergi toplayamadığı için ne yapıyor? Oradan vergi toplamaya çalışıyor. Toplayıp işte ona göre nereden devlet... Nereden ne kurtarırsam düşüncesi. Bir şey sormak istiyorum, özür dilerim. Az önce dediniz 2016 yılı çok daha zor geçecek hepimiz için. Evet. Peki bunun sonucunda, bunun sonucu neler doğurabilir? Her geçen gün biraz daha kötüye gideceğiz. Nedir sizin beklentiniz, öngörünüz bu konuyla ilgili? Yani şimdi 2016. Şöyle bir şey var. Yani geçmiş yılların kayıplarını bir tarafa bırakalım. Evet. 2010 yılında resmi rakamlar 7.78 ama bu mutfak, yani enflasyon 7.78'dir diyor. Hı. Resmi depo rakamları bunlar. 7.78. 7.78. Ama mutfak harcamalarına baktığımız zaman bir yılda %10'un üzerinde bir korkunç harcama var. Tamam mı? Bu %10'u, yani 2015 öncesi yılların ödenmeyen hayat pahalılığı bir tarafa bırakırsak, bu %10'u bile ödeme niyetinde değil bu hükümet 2016 yılında. Bu kaybı karşılama niyetinde değil. Şu en çok vereceği, Maliye Bakanı'nın ağzından vereceği işte 4.60 verecekmiş. O da hep mişli konuşuyorum çünkü kesin bir şey yok. Dolayısıyla zaten yani 2009'dan sonra yapılan bütün uygulamalar bizi %33 kendi rakamlarından, hani depo rakamlarından %33 bizi fakirleştirdiler. Bu son sene 2015'te %10'un üzerinde bir fakirleşme vardır. Şimdi 2016'da bu 2016'da bunu %10'u 12 vermesi lazım ki 2015'teki alım gücünü yakalayasın. Evet, o ara kapansın. O ara kapansın. Evet. Onu vermeyeceği için yani kendi Maliye Bakanı, bu sefer açık büyüyecek. Evet. Alım gücü düştük sonra insanların işte günlük hayatından kısıntılar olacak. Yani işte çocuğundan kesecek, sağlığından kesecek. Aynen. Çünkü sosyal devlet yapısını da kaybettik biz. Yani bugün bakıyoruz sağlık aslında gizli olarak özelleştiriliyor. Eğitim gizli olarak özelleştiriliyor aslında. Bugün hastaneye gidiyorsunuz, hemşire yok. Hemşire istihdam edilmediği için aileler kendi hastalarına, kendi imkanlarına bakmak zorunda. Hastaya bakmak için bakıcı tutacak. Tutmak zorunda. Bakıcı tutacak. Bu bakıcı da işte 70 lira geceye, 70 lira gündüz, 140 liralık bir maliyeti vardır. Her gece için. Yani her gün için hastanın ailesine. Bu aslında bir gizli özelleştirmedir. Hastanede bakıyorsunuz, temizlik işini yapan özel şirketler. Taşeron şirketler. Doktorlar imkanları olmadığı için tabii ki ne yapıyorlar? Bakamıyorlar ya da gerekli tahlilleri yapamıyorlar. Nereye yönlendiriliyor? Dışarıya yönlendiriyor. Yani işte film ya da hemen isteniyorsa bir şey, devlette çekemezsiniz bir filmi. Bir tabii bize uzunca bir zaman sonra randevu verilir. Evet, tahlil işleri yine özele gidiyor. Yani bu bir özelleştirme aslında. Doktorlar da memnun değil tabii ki, istifa ediyorlar bir şeyden, devletten. Çünkü sistemsizliğin içinde kendi mesleklerini yapamıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Eğitime bakıyoruz. Eğitimde temizlik işleri özelleştirildi artık. Yani ihaleyle birçok okulda taşeron şirketler temizlik yapıyor. Gerekli çalışmalar yapılmadığı için orada da gizli bir şey vardır. İşte dershaneler var, bilmem neler var. Yani orada da bir özelleştirme var aslında. Kamusal hizmetlerin tümünde bir özelleştirme vardır. Hizmet alamıyor vatandaşlar ama bu taraftan da maaşlar düşüyor. Onu nasıl karşılayacak? Böyle tam bir kaos. Kaosa doğru gidiliyor ve günden güne orta sınıf dediğimiz kesim de yok oluyor. Kalmadı, fakirleşme zaten yaşanıyor. Bu tabii ki toplumun geleceği açısından ciddi bir sorun. Yani bir kaosa doğru gidilirken ne gibi bir baskı gruplarının ya da işsizler ordusunun artmasıyla beraber ne gibi sosyal sorunlar ve çalkantılar ortaya çıkacak? Bu ayrı bir konu. Yani başka bir ülkede tabii ki bu sorunlar büyük eylemler getiriyor. Bizde bir
kabullenilmiş bir çaresizlik gibi bir pozisyon yaratıldı. Özellikle basının da etkisiyle beraber vatandaşlar seslerini işte söylenerek, yani eyleme geçerek değil de konuşarak dile getiriyorlar. Peki tabii burada çok özür dilerim. Yani bu kadar özgüven yok mu bizim toplumumuzda? Hani kendi arasında konuştuğu zaman bir sonuca ulaşmadığını biliyorlardır. Eylemlerde hani pek çok eyleme katılıyorsunuz, eylem gerçekleştiriyorsunuz. Siz işte en azından bugünkü eylemi gitmedim dediniz ama hani yönetim kurulu bazındaydı. Bakıldığı zaman evet. Yani 13. Marş konuşuldu. İşte onunla ilgili bugün de bir eylem gerçekleşti. Tabii. Hani konuşup bir adım da atmıyor mu diyorsunuz toplum? Yani şimdi bu eylem şeydi. Ya, bugünkü eylem tabii ki şeydi. Yönetim kurulları evet. bazında bir eylemdi. O karıştırmamak lazım. Şimdi şöyle bir şey vardır. Yani bir takım konular ki bu tabii ki baktığımız zaman dünyadaki küresel kapitalizmin yaratılmasıyla beraber ve sermayenin el değiştirmesi olayıyla beraber bunun yanında bir propaganda süreci de yaşanmıştır. Yani yanlı medya dediğimiz, yani o Dünya Bankası raporlarını insanlara kabul ettirecek, insanları yönlendirecek bir takım propagandalar da yapıldı. Bir takım sosyal politikalar da uygulandı ki bu duruma gelindi. Yani dünyada da bu sıkıntılar vardır. Ve öyle bir şey vardır ki mesela Yunanistan'da örneğin büyük eylemler oldu. Büyük çalışanlar çok büyük eylemler yaptı. Kan aktı. Yani bir çatışmalar oldu ve kan aktı. Ne oldu? Avrupa'nın bütün emekçi kesimleri sahip çıkmadığı için olaya bir iktidar değişikliği oldu. Syriza umut oldu. Geldi. Bu sefer o uygulamak zorunda kaldı bir takım politikaları. Çünkü küresel kapitalizme karşı emek cephesinin küresel anlamda bir reaksiyon olması lazım. O olmadığı için küçük küçük işte parçalarda ne oluyor? Bir yılgınlık oluşuyor. Ve basının da etkisiyle, manipülasyonlarla işte olayların farklı anlama yerlere çekilmesiyle beraber toplumsal devinim azalıyor. Evet. Bunun için tabii ki bir takım şeylerin yaşanması lazım. Bir umudun ortaya çıkması lazım. Bunu daha tesis etmeye çalışıyoruz. Bir sendikal platformla beraber bunu tesis etmeye çalışıyoruz. Günlük politikalarla, haftalık eylemlerle. Evet. Bunu mesela işte ombudsmana yarın bir ziyaret yapılacak. Hı hı. Destek amaçlı. Sırf yani bu yolsuzlukları ortaya, yani toplumun önüne, evet, onların önüne koymak için yani bir şeyler yapılması lazım. Bu kayıp oluyor, bu değerler, bu paralar bir yerlere gidiyor. Evet. Bu halbuki hastaneler ya da sağlık için, eğitim tabii, için harcanabilir. Tabii. Yani bunlara dikkat çekmek için yapılıyor ve suç duyurusunda da bulunacağız. Yani bunun şeyi yok. Gerçekten mesela şeyde Lefkoşa Belediyesi'nde bir takım yolsuzluklar oldu. İşte oradaki sendika bez günlerce eylem yaptı, grev yaptı, eylem evet. yaptı. Biz de destek çıktık bütün sendikalar. Evet. Ne oldu? Günün sonunda işte değişti, belediye başkanı değişti, seçim oldu. Ama ne oldu? O enkaz orada duruyor aslında. O enkaz orada duruyor. Kimseden hesap sorulmadı. Sayıştay raporları varmış, daha gün yüzüne çıkmadı. Yayınlanmadı. Kaç yıl oldu? Yani... Hı. Bunlar bu toplumun topluma yakışan şeyler değildir. Yani eğer bu siyaset bunu çözemiyorsa, siyaset çare üretemiyorsa, çare değilse bu sefer başka boşluğu başkaları dolduruyor. Başka güçler dolduruyor. Mafya dolduracak. Siyaset, bizdeki siyaset anlayışı memuriyete döndü. Meclise gideyim, parmağı kaldırayım, bu yasa geçsin, şu olsun, ben evime gideyim ya da iş takip edeyim. Falan iş adamının işini takip edeyim, filanın işini takip edeyim. Bütün gün telefonlarda ama iş üretilmiyor. Yani siyaset görevini yapmıyor. Siyaset görevini yapması lazım. Birini sağlandırması lazım. Başka çaresi yoktur bunun. Aksi takdirde siyasete olan güven de bitmiştir. Bu boşlukta doldurulur. Nasıl doldurulur? Herkes kendi çaresini üretmeye çalışır. Gücü olmayan da parasıyla güçlü birine gider, bir mafyaya gider, işini çözer. Ne kötü bir şey. Yani bu gelinen nokta kötü. Gelinen nokta bu. Ha.
Bugün açıklanan rakamlar var yine bizim Merkez Bankası'nın. Borçlanma artıyor. Tasarruf da artıyor. Borçlanma da artıyor ama borçlanmanın geri dönmesi %30-34'ü geri dönmüyor. Yani bankalara olan borç dönmüyor, ödenmiyor. Ne yapıyor demek ki vatandaş? Borcunu ödemek için borçlanıyor. Borcu borçla döndürmek demek ne demek? Yazık ki öyle. Bir gün çoğallamak demektir. Bir gün her şeyin batması demektir. Yani o aile için. Ha, ülkeler için de böyle. Borcu borçla döndüren ülkeler de sonuçta ne oldu? İşte Yunanistan'da olduğu gibi. Yok olduğunda. Kaosa girdi. Evet. Ve ondan çıkış yolu da kolay olmaz. Dolayısıyla yani siyasetçiler artık biraz silkinmesi lazım. Yani bu ülkenin gidişatı gidişat değil. Yani bu şekilde siyaset de olmaz. Bu meclis görevini yapamıyor. Çare üretemiyor. Yani yolsuzluk var. Bu kadar büyük bir yolsuzluk var. Başbakan başka bir şey söylüyor. İlgili bakan başka bir şey söylüyor. Meclise gündem olmuyor. Araştırma oluştu. Araştırma komitesi kurulması lazım. Ne oluyor? 3 tane müsteşar atanmış. Biri zaten ilgili bakanın müsteşarı. Biri başbakanın müsteşarı. Nasıl olacak bunlar? Yani? Bir de Maliye Bakanı müsteşarı. Nasıl olacak? Denetlemeye geldiğimiz zaman 3 tane denetim mekanizması var bizim ülkemizde. Bir maliyenin denetleyici müfettişleri vardır. 2 Sayıştay vardır. 3 Başbakanlığa bağlı denetleme kurulu vardır. Bu ülkenin 3 tane denetleme kurumu vardır. 3 tane kurumda denetmenlik görevi yapan bir sürü insan vardır. Ne yapıyorlar bu insanlar? Hangi dosyayı gün yüzüne çıkardılar? Hangi dosya vatandaşın önüne yani şeffaf bir şekilde getirildi? Yazıktır yani. Sayıştay yapamadı. Başbakanlıkta kuruldu işte teftiş kurulu. Niye yapıldı yani bugüne kadar? Sayın Dervişeroğlu kurdu bu başbakanlıkta. Ya hesap soracaktı. Bir önceki iktidara hesap soracaktı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ama ne oldu orası? Bir istihdam yeri oldu. Yüksek maaşlı bir sistem yeri oldu. Yani bu mu devletçilik? Bu mu siyaset? Bunların üstüne gidilmezse vatandaş yarın siyasetçinin yüzüne bakmaz. Partilerin yüzüne de bakmaz. Ne yapıyorlar? Yıplandı ya siyaset. Başka siyasi figürler ortaya çıkar. Çıkarıyorlar ya da. Yani böyle bir de mekanizma vardır. Yani Yunanistan'da yaşanan olay gibi. İşte Syriza'yı çıkardılar. Merkez sol oyları aldı, toparladı ve diğer uçtaki sol oyları toparladı. Ama ne oldu? Yine sistemi üretmeye başladı. Eğer sistemi değiştirmezseniz sistemi üretirsiniz. Bu böyle yani. Bu felsefik olarak da böyle. Yani mesela örneğin Cumhuriyetçi Türk Partisi sistemi değiştirmek için iktidarı talep eden bir partiydi. Ne oldu? Büyük bir o nereden geldik bugünlere? Bu memleket bizim platformu. 2000'li yıllarda kurulan ciddi anlamda bir vatandaşın destek verdiği büyük bir hareketti. Ve siyasi kanadı da vardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi talip oldu ve dedi ki ben sistemi değiştireceğim. Vatandaş gitti oyunu verdi. Ne oldu? Sistemi değiştirmezsen sistemi üretirsin. Şu anda sistemi üretmeye başladı. Çaresiz bir şekilde sistem. Yani UVP adet sistemi kuran UVP. Bu... Tabii Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin de rolü büyük. Biraz önce anlattım. Konuştuğumuz şey evet. Evet. Ama ne oluyor? Bu sefer sistemi değiştirmediğine göre üretiyorsun. Sistemi üretmeye başladılar. Bu sefer siyaset çare olmaktan çıkıyor ve memuriyete dönüyor. Evet. Dolayısıyla bu siyaset kendini aklamak isterse, bu ülkenin siyaseti kendini aklamak istiyorsa bir görevi vardır. Bu yolsuzlukların ortaya çıkarılması lazım. Suçluların cezalanması lazım artık. Cezalandırılmazsa vatandaşın güveni bu siyasete kalmayacaktır artık. Yani vatandaş değiştirmek için artık sandığa gitmez. Bu da ciddi bir tehlikedir yani sandığa gitmemesi. Güven kaybı. Güven kaybı. O da ciddi bir vatandaşlık şeydir. Düştü oranlar. Evet. Vatandaşlığı konusunu tartışılır duruma getirir. Yani vatandaş görevini yapmıyor anlamına gelir. Bu da başka bir handikaplar içeriyor. Dolayısıyla siyasetin boynunun borcudur. Bu yolsuzlukların üstüne gitmesi lazım. Biz işte bunu tekrar gündeme getireceğiz. Yarın sendikal platform olarak. Ve bunun üzerine gidilmesi yönünde ısrarcı olacağız. Evet, süremiz ilerliyor. Cumartesi günkü bu
konferansa da şöyle bir kısaca değinelim. İki bölgenin sendikaları cumartesi gün gerçekleşti bu sendika. Birazcık bilgi alabilir miyiz sizden lütfen? Şimdi biliyorsunuz bizim bütün sendikaların üye olduğu, güneyde 3 tane sendika, kuzeyde de 3 tane sendikanın üye olduğu bir EI vardır. Yani Eğitim Enternasyonel diye bir üst dünya çapında bir şemsiye vardır. Bunun Avrupa kanadı da ETUS'tur. ETUS ya da ETUS'e deniyor. ETUS Avrupa sendikalarının, eğitim sendikalarının birleştiği şey, örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ETUS'a bağlı sendikalar ve Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi işbirliği ile barış kültürü oluşturmada eğitimin rolü diye bir konferans yapıldı cumartesi günü. Bunun da yapılma sebebi geçen yıl Ocak ayında bu ETUS'a biliyorsunuz her ülkeden bütün sendikaları temsil eden bir temsilci gidiyor. Ve geçen yıl bütün sendikalar oturduk ve bir mutabakata vardık, bir gentleman agreement yaptık. Dönüşümlü olarak bir Türk sendikası, bir Rum sendikası Kıbrıs'ı temsilen Avrupa'da, yani şeyde ETUS'a bir temsilci gönderecek. Geçen yıl bu uzlaşmaya vardık. Geçen yıl, bir önceki yıl KITÖS temsil ediyordu. Geçen sene ortak imzaladığımız bu anlaşma çerçevesinde bu temsiliyet güneydeki POET sendikasına devredildi. Bu imzalanırken 6 sendika hemfikir oldu ve bunu imzaladı. Ve bu imzadan sonra bir her ay bir düzenli toplantılar oluşmaya başladı. İşte 5 Ekim'i Dünya Öğretmenler Günü'nü beraber kutlamak, onunla ilgili bir etkinlik yapıldı. Bir dergi, iki dilli, iki toplumlu bir dergi yayınlamak ve bir de konferans yapmak. 5 Ekim etkinlikleri yapıldı, konferans yapıldı. Geriye dergi kaldı. Yani eğitim konularının yer alacağı ya da barış konularının yer alacağı makalelerden oluşan bir dergi kaldı geriye. Ama ne yazıktır ki buna imza atan Güney Kıbrıs'taki OELMEC, bizim muadilimiz, yani Orta Eğitim'in. Bizim muadilimiz Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Güney Kıbrıs'ın OELMEC bazı gerekçelerle bu faaliyetlere katılmıyor. Toplantılara geliyor ama bazı gerekçelerle buna katılmıyor. Sebebi de tabii ki OELMEC'de oluşan o tutucu bir zihniyet vardır. Onun da başkanı veyahut da işte orada hakim olan grupların tutucu ve ırkçı bir yaklaşımı vardır. Birazcık ırkçı yaklaşımları vardır. Onları da deşifre etmek adına biz bu etkinliklere devam ediyoruz. Onlar zor durumda kalıyorlar. Çünkü gerçekten bizim barış konusunda, okullarımızda, zihnimizde böyle bir berraklık vardı. Yani bizim zihnimiz bölünmüş değil. Bizim zihnimiz bütünleşmeden yana. Ama işte güneyde bazı fraksiyonlar, bazı gruplar bu sendikayı bu faaliyetlere, barış eğitimi konusunda veyahut da Dünya Öğretmenler Günü'nü kutlama konusunda engel çıkarıyorlar. Frene basıyorlar, sorun çıkarıyorlar. Bir gün geliyorlar, bir şey ortaya atıyorlar. İşte onu bir şekilde temizledikten sonra başka bir konuyu gündeme getiriyorlar. Yani bu sendikaların faaliyetlerini yavaşlatmak istiyorlar. Öyle bir mücadele alanımız da var ama biz sonuçta bu konferansı yaptık. ETUS'un başkanı da geldi. Christina Blower bir konuşma yaptı. Ondan sonra